Osmanlı'ya harpsiz darpsiz iltihak etmiş tek kavim Kürtlerdir. İdlisi Bitlisi'yle ne kadar iftihar etseler azdır. O mübarek adam 26 Kürt beyinin Yavuz Sultan Selim'e biatını temin etti. Yavuz Sultan Selim Çaldıran'a giderken. Ve Yavuz da o adama dilediğine beylik ver diye isim yeri açık fermanlar verdi. O mübarek adam hiçbir tanesini de kullanmadı. Şu itimada bak, şu liyakate bak, şu fazilete bak. Onun için Said-i Nursi merhum diyor ki ben tarihte iki adamı severim. Birisi İdlisi Bitlisi, birisi Barbaros Hayrettin Paşa. Ben düşündüm bunların bir müşterek tarafı olmalı ki bunu tercih etmiş olsun. İttihadı İslam namına İdlisi Bitlisi'nin hareketini size söyledim. Barbaros'la Cezayir'in hükümdarıydı. Sefere çıktı, Cezayirler isyan etti İspanyollar lehine. Sefere çıktı, bıktı. Kırdı dümeni İstanbul'a. Geldi Kanuni'ye. Cezayir senin olsun padişahım, bana bu devletin kaptanı deryalığını verdi. İşte İttihadı İslam namına. Ben küçük olsun da bir yerin hükümdarı olayım, büyük bir devletin memuru olacağıma demedi. İttihadı İslam namına, Müslümanların güçlenmesi namına sahip olduğu toprağı Osmanlı'ya hediye etti. Kaptanı deryalığı kabul etti. İşte bu iki İttihadı İslam taraftarlığından dolayı olmalı ki merhum ben bu iki adamı severim diyor. Hakikaten takdire şayan insanlar bunlar. Netice şu ki kavminin bir meziyetiyle iftihar edebilirsin. Yeter ki senin meziyet saydığın o şey İslam ölçü alındığında da meziyet olsun. Bunu ileri götürme. Her şeyi kavimle izah etme.